Sokak hayvanları hepimizin, toplumun bir parçasıdır. Biz de bunlara, kapımızın önüne gelen hayvanlara yemek veriyoruz. Bir kap yemek, bir kap su veriyoruz. Ve komşumuz dediğimiz şahıs geldi, bunlara engel olmaya çalıştı. Yemek vermeyin gibisinden müdahale etti ve müdahale etmeye kalmadı, bize saldırdı. Görmüş olduğunuz üzere darp edildik. Sporculuğa yakışmayacak bir şey olduğu için karşılık vermedik. Herhangi bir müdahalede bulunmadık. Sokak hayvanları toplumun bir parçası. Yani bu bizim üzerimize düşen, biz bunların sahibiyiz. Üzerimize düşen bir şey değil. Sadece bana ait değil, toplumun bir parçası. Nasıl ki sokakta dikili olan ağaçlar bir kişiye ait değilse, hepimizinse, sokak hayvanları da bu şekilde. Yani herkesin toplumsal bir görev olduğuna inanıyoruz biz. Hala daha devam edeceğiz. Biz sokak hayvanlarına yemek vermeme gibi bir düşüncemiz yok. Her eve de yani duyarlı olmaları gerektiğini söylüyoruz, buradan vurguluyoruz. Herkes bir kap yemek verse, bir kap su verse, onların da karnı doyar. Onlar da böyle bizlere vefa borcunu öder yani. Sokak hayvanlarını beslediğimiz için komşumuz tarafından defalarca hakarete uğramamıza rağmen biz karşılık vermemiştik. En sonunda annesinin evine misafirliğe gelen aynı komşunun kızı beni ve iş arkadaşımı darp etti. Bununla alakalı da biz kendimizi savunmadık. Bir şekilde herhangi bir darbede bulunmadık. Çeşitli yerlerimizde birçok darp izi oluştu zaten. Bununla alakalı rapor da aldık. Olay nasıl gelişti? Olay nasıl gelişti? Öncelikle bize saldıran bayanın annesi balkondan köpek... Yani size mama ya da yemek vermeme konusunda uyardılar mı? Vermeyin mi diyorlar? Evet. Biz bu salonu açalı bir yıl oldu. Bir yıldır sürekli bu hayvanlara yemek vermeyin, bunları buraya alıştırmayın, bu salonu kapattırırım, zabıtaya şikayet ederim gibi sürekli tehditlerde ve aynı zamanda hakaret ve çirkin küfürlerde bulundu. Yani dikkate almadık, ciddiye almadık. Sonunda da yine olayın olduğu gün böyle bir sohbet gerçekleşti aramızda, böyle bir diyalog geçti. En sonunda da kız inip bizi darp etti zaten. Biz konuşmaya çalışmıştık. Buyurun dedim, davet ettim konuşmak için. Mantıklı bir konuşma ayarlamaya çalışmıştım ama bana saldırmasıyla başladı zaten olay. Ve olaya da o an salonunda bulunan bütün üyelerim de şahit oldu. Şikayetçi olduk. Darp raporu da alındı konuyla alakalı. Bekliyoruz. Mahkemenin sonuçlanmasını bekliyoruz. Davanın sonuna kadar gideceğiz. Vazgeçmeyeceğiz. Aynı zamanda sokak hayvanlarını beslemekten de vazgeçmeyeceğiz. Onlar da evet, bu toplumun bir parçası. Bizlerin olduğu kadar sokaklar onlara da ait. Bununla alakalı da herkes aynı duyarlılığı gösterip herkesin kapısının önüne bir kap su, bir kap yemek koymasını temenni ediyorum.